Uzun süren çatışmalar ve savaş sürecinde 17.000'den fazla sivil kaybedildi ya da faili meçhule uğradı. Şimdi bu zorla kaybedilmelerin yoğun olduğu yerlerden biri de ilimiz Urfa. 1990 yılından başlamak üzere 97 yılına kadar devam eden bir süreçte birçok insan hem faili meçhul cinayete maruz kaldı hem de zorla kaybedildi. Urfa ile ilgili derneğimize başvuru yapan yaklaşık 40 aile var. Zorla kaybedilen kişilerin yakınları bize başvuru yaptı. Dönem dönem biz bunlarla ilgili hukuki girişimlerde bulunuyoruz, idari girişimlerde bulunuyoruz. İşte geçtiğimiz günlerde ayın 22'sinde Hilvan'ın Arabok Tutumlu köyünde tarla ıslah çalışmaları sırasında insan kemikleri bulundu. Şimdi orası bir mezar yeri değil ve edindiğimiz bilgilere göre orası daha önce Sedat Bucak'ın bir köyü. Bunu biz basında görünce aileler de doğal olarak birçok ailenin başvurularında da geçtiği üzere Bucak aşiretine bağlı kişiler tarafından kaçırılan yakınlarının kemikleri olabilir diye derneğimize başvuruya geldiler. Biz onların başvurularını aldık ve bu başvuruların çoğu köyün olduğu bölgede en son kaybedilen kişilerin başvurularıydı. Biz bunun üzerine bu başvuruları aldıktan sonra Hilvan Cumhuriyet Başsavcılığına gittik. Savcıyla yapılan görüşmede basında çıkan haberler ile, yani tanıkların verdiği bilgiler ile savcının bize söyledikleri birbirini tutmuyordu. Orada basında kamuoyunun bildiği üzere işte 3 insana ait olabilecek kemik parçası bulunmuş. Hatta içinde kafatası da var ve bu kemik parçaları naylona sarılı bir şekilde kepçe kazarken görülmüş. Daha sonra biz bu durumu da savcıya sorduk ve ne yapacağını, yani kemiklere ilişkin neler yapabileceğini ve bu kemiklerin bulunduğu bölgede nasıl bir çalışma yürütüldüğünü sorduk. Orada biz gördük ki Türkiye'nin de taraf olduğu, Birleşmiş Milletler'in ortaya koyduğu Minnesota protokolüne uygun bir şekilde bu kemikler çıkarılmamış. Yani kemikler zarar verilmiş olabilir. Bir diğer çıkardığımız sonuç ise şu, yani görgü tanıkları, duyum tabii bu bizim duyumumuz, görgü tanıkları kafa taslarının da olduğunu söylemişti bize. Fakat savcı böyle bir şeyin olmadığını, oraya gidildiği zaman gece saat 12'ye kadar yapılan kazılarda herhangi bir şekilde kafatasına rastlamadığı, sadece uyluk kemiğine ait 3 parçanın olduğunu bize söyledi. Ve bu kemik parçalarının İstanbul İhtisas Kurulu'na gönderileceği, ATK'da inceleneceği, insana ait olması durumunda bizim başvuru yaptığımız ailelerden DNA örnekleri alınarak karşılaştırma yapılacak. Belki onlara ait, yakınlarına ait kemiklerdir diye. Daha sonra biz araştırmamızı sürdürdük dernek olarak. Görgü tanıklarıyla ulaşmaya çalıştık. Onlarla görüşmeye çalıştık. İlk çekilen fotoğraflara ulaşmaya çalıştık. Daha sonra elimize bir fotoğraf geldi. Kemiklerin bulunmuş şekliyle ilgili. 9 adet kemik parçası taşın üzerine indirilmiş ve çekilmiş şekilde. Gerekli özene uyulmayacak tarzda fotoğraf çekilmiş. Biz bunu hekimlerimize sorduk. Hani bu kemik parçaları fotoğraftan ne kadar anlaşılırsa bunların insana ait olabileceğini öğrendik. Ve her iki uyluk kemiğinin en az 2 insana ait olabileceğine ilişkin hekimlerden görüş aldık. Yani burada çıkan sonuç şu, soruşturma maalesef hakkaniyetli bir şekilde, usule uygun bir şekilde yürütülmüyor. Biz buna ilişkin zaten taleplerimizi, Minnesota protokolüne uygun bir şekilde bu soruşturmanın yürütülmesi, kazı çalışmalarının genişletilmesiyle ilişkin taleplerinde bulunacağız. Ve bizim de bize gelen hem duyumlar, hem görgü tanıklarının beyanları, hem de fotoğrafları da aynı şekilde soruşturma dosyasının içerisine sunacağız. Çünkü bulunan kemik parçası 3 değil, 9 kemik parçası var. 3'ü hatta 4'ü geniş, büyük, iri kemikler, diğerleri de nispeten küçük olan kemikler. Bu kemikler ilk görüldüğü gibi zaten insan kemiği olduğuna ilişkin bir fikir veriyor bize. Biz bunları hepsini hep birlikte taleplerimizle beraber savcılığa ileteceğiz. Bu mesele gerçekten vicdani bir mesele. Yani 30 yılı aşkın süredir kendi yakınlarına ulaşamayan insanlar var. Ve ne kadar acıdır ki mezarlık olmayan bir bölgede insana ait bir kemik parçası bulunduğu zaman insanlar belki benim yakınımdır deyip oraya gidiyorlar. Yani o kemikin o yakına ait olması ayrı bir acı, olmaması ayrı bir acı. Bu sebeple bunun insani boyutu, vicdani boyutu herkese görev yüklüyor. Öncelikle soruşturma yürüten savcıya görev yüklüyor. O bölge geçmişte basında da çıktı. Ailelerin bize başvurularında sarf ettiği, söylediği beyanlarda da bu var. Orası Jitem karargahıydı, o bölge. Ve o bölge Bucak aşiretinin dönem dönem insanları infaz etmek için kullandığı bölge olarak da beyan ediliyor aileler tarafından. Birçok aile aslında aynı şeyi söylüyor bize başvurularında. Şunu belirtiyorlar. Geldi, herkesin gözü önünde yakınlarımız alındı. Korucular, askerler, polisler tarafından. Biz yetkili kurumlara kayıp başvurusunda bulunduk. Onlar da bize Bucak aşiretindeki koruculara gitmemiz gerektiğini söyledi. Ve biz onlara gittik. Hiçbir sonuç alamadık. 30 yılı aşkın bir süredir her yere başvuru yapmışlar fakat sonuç alamamışlar. Şimdi böyle bir resmi kayıtlara dahi geçen böyle beyanlar varken o bulunan bölgede çıkan kemiklerin muhtemelen zorla kaybedilmiş olan insanlara ait olması büyük ihtimaldir. Bu ihtimal göz önüne alınarak öncelikle o bölgenin ciddi bir şekilde çevrilmesi gerekiyor. Yani orada en az 2 insana ait olan kemikler bulunmuşsa eğer, çevre tarlalarda yapılacak olan kazılarda belki daha fazla insana ait kemikler çıkacaktır. Bu sebeple öncelikli olarak oranın bir defa koruma altına alınması gerekiyor. Ve orada yapılacak olan kazılarda işin uzmanı kişiler oraya gelip kazı yapmaları lazım. Şöyle bir örnek verelim. Minnesota protokolüne uygun bir kazı ancak şu şekilde olabilir. Bir arkeolog, bir antropolog ve adli tıp uzmanları hep birlikte orada çalışacak ve kemikleri özenli bir şekilde oradan çıkaracaklar. Çünkü bu kemikler adli tıpa gidecek ve ölüm tarihlerini dair nasıl öldüğüne ilişkin bilimsel veri ortaya konulacak. Bu sebeple öncelikle çok titiz yaklaşılması gerekiyor bu soruşturma dosyasına. Sizin söylediğiniz gibi aslında çağrımız yeniliyoruz. Bu vicdani bir meseledir. İnsani bir meseledir. Acılı aileler var. 30 senedir yakınlarına kavuşamayan, bir mezar ziyaretinden dahi mahrum bırakılmış insanlar var. Bunun için öncelikle Meclis İnsan Hakları Komisyonu'nun derhal harekete geçmesi lazım. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin burada sorumluluğu var. Üzerine yüklenen görevler var. Bu görevleri yerine getirmesi lazım. Bu bölgenin faili meçhulleri az sayıda değil. Bunun takipçisi olmaları gerekiyor. Bakın buraya biz çağrıyı boşuna yapmıyoruz. Orada insan kemikleri bulundu. Ve bu insan kemikleri bu insanların yakınları olabilir. Bu bölgede kefensiz olarak mezarsız ölülerin aslında coğrafyasıdır burası. Buraya gelip Meclis İnsan Hakları Komisyonu insan haklarının gereği, meclisin milletvekili olmanın gereği olarak buraya gelip bu çalışmaları kontrol etmeleri lazım, denetlemeleri lazım. Bununla birlikte tüm duyarlı insanlara da çağrı yapıyoruz. Bakın bu insanları yeniliyoruz. 30 senedir kendi yakınlarına hasret bir şekilde yaşıyorlar. Ve en azından teselli görebilecekleri, ziyaret edebilecekleri bir mezar istiyorlar. Bu mezar da belki de Tutumlu köyüdür. O yüzden kamuoyunun ilgisinin buraya çekilmesini biz aslında istiyoruz. Ve bu çalışmaların Siverek'te, Hilvan'da daha da sürdürülmesi, olası kaybedilip gömülen insanların kemiklerinin bulunma olasılığı var. Bunun için herkesi bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz. Görgü tanıkları ve olayın tarafları olan herkesle görüşmemizi gerçekleştiriyor. Maalesef ki başvurduğumuz, görüşmek istediğimiz birçok görgü tanığı korkudan ya da tehditle geri adım atıyor ve bizimle görüşmek istemiyor. Sizin aracılığınızla bir kez daha çağrı yapıyoruz. Devletin yetkili birimleri var, savcılıklar var. Görgü tanığı olanlar gidip savcılıkta ifadesini verebilirler. Bizler insan hakları kurumlarıyız. İnsan Hakları Derneği, Özgürlük için Hukukçular Derneği. Bu kurumlar insan hakları gayesiyle hareket eden kurumlardır. Ve tek amacımız bu ailelerin adalete erişmeleri, yakınlarını ararken en azından yakınlarının mezarına sahip olabilmeleridir. Bu sebeple bize yardımcı olabilecek, bu konuda duyumu olan, görgü sahibi olan insanların bizlere de başvurmasını biz talep ediyoruz sizin aracılığınızla. Önümüzdeki günlerde biz kendi araştırmalarımızı, gözlemlerimizi yaptıktan sonra İnsan Hakları Derneği, Urfa Şubesi ve Özgürlük için Hukukçular Derneği olarak raporumuzu kamuoyuna açıklayacağız. Bu soruşturmada görmüş olduğumuz eksiklikleri, soruşturma tarzını, yöntemini hepsini kamuoyunun bilgisine sunacağız. Çalışmalarımız devam ediyor, görüşmelerimiz de devam ediyor. Taleplerimiz de savcılığa devam edecek. Geniş, kapsamlı bir araştırma için de biz ayrıca talepte bulunacağız. Ve bize başvuru yapan her ailenin talebini savcılığa iletiyoruz. Şu anda kemiklerin incelenmesinin bekliyoruz ve sonuçları bekliyoruz. Buna göre DNA tespiti yapılacak. Şu anda onu bekliyoruz biz.